İyi akşamlar izleyicilerimiz. Bir Hekimce Bakış programında yine Doktor Hüseyin Serdar ile birlikte sizlerle beraberiz. Bu hafta yaptığımız bütün çalışmalarda kamuoyuna yansıyan Türkiye'deki hayvancılığın genel sorunları vardı. Hatta bazı damızlık birlikleri başkanlarının hayvanlarını, üyelerinin sattığıyla ilgili haberler basına yansıdı. Yine böyle 900 başlık, 1000 başlık işletmelerde satılık sözleriyle bu haftaya girdik. Yem fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve sürdürülebilir bir hayvancılık bakımından baktığımız zaman süt fiyatlarının düşük kalması, hatta bazı firmalarımızın özellikle dış piyasaya süt konusu iç piyasada bir takım endişe ve paniğe yol açtı. Şimdi tabii Türkiye'de hayvancılık dışa bağımlı bir noktada yapılıyordu. Damızlıklarımızı dışarıdan ithal ediyorduk. Yem ham maddelerimiz de yine dışarıdan ithal geliyordu. Şimdi buna baktığımız zaman Türkiye'de yapılan bütün müdahalelerde yani dışa bağımlı kalmayacağız derken hayvancılık modeli olarak da uygulanan işte 100 baş, 200 baş, 500 baş, 1000 baş büyük entegrelerin pozisyonları, küçük aile tipi işletmelerin ortadan kaldırılması ve üretimdeki süt fazlalığı derken et açığı ve ondan sonra sürdürülemez bir pozisyona sokulan ve ithalata daha çok bağımlı bir hayvancılık modeli ortaya çıktı. Tabii hayvancılık da zor bir zanaat. Her insanın rahatlıkla yapabileceği bir iş kolu değil. Çünkü 24 saat sizi bağlıyor. Soğuğunda, kışında ve sıcağında her türlü riskleri, hastalık risklerini taşıyor. Onun için biz bu akşam izleyicilerimiz sizlerden soru, görüş, önerilerinizi ve katkılarınızı bekliyor olacağız. Sizleri hem programımıza telefonla canlı bağlantı yapacağız hem de WhatsApp hattından gönderdiğiniz sorularınızı, özellikle WhatsApp hattından 0552 252 52 52 telefondan, WhatsApp'tan yazdığınız bize soru, görüş ve önerilerinizi cevaplayacağız. Bir de telefonla da canlı yayınımıza alacağız. Evet Hüseyin Bey, iyi akşamlar. Bu akşam tabii izleyicilerimizden gelen, hafta içerisinde çok yoğun bir talep vardı. Hayvancılık, özellikle damızlık hayvancılık sinyal veriyor. Hatta beside de çok yükselen besin maliyetleri vardı ve yükselen yem fiyatlarından hakikaten siz de gözlemlediniz. Hayvancılık sürdürülebilir pozisyondan çıktı. Şimdi amacımız tabii burada özellikle devletimizin uyguladığı politikalar var. Yani gerçekten yerliye dayalı, özellikle koyunculukta yapılan çalışmalar çok yerinde çalışmalar. Ama ithalatı bir türlü çözemiyoruz. Çözemediğimiz zaman da yerli ve milli olarak baktığımızda hem yetiştiricimiz mağdur hem de tüketicimiz mağdur. Çünkü tüketime de baktığımız zaman tüketici de mağdur. Baktığımız zaman çok yüksek fiyatlarda, her gün yükselen fiyatlarda et ve et ürünlerini alıyor, hayvansal ürünleri alıyor. Bu sefer tüketim de azalıyor. Siz bu konuya nasıl yaklaşırsınız? Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Öyle bir sorun yumağı haline geldi ki bu hayvancılığın sürdürülüp sürdürülemesin meselesi sadece hayvancılıkla sınırlı kalmıyor. İş ve istihdamı etkiliyor, işsizliği etkiliyor. Piyasadaki fiyatları etkiliyor, beslenmeyi, gıdayı ve sağlığımızı etkiliyor. Baktığımızda bu konuya sadece bir alanda
işte 50 baş, 100 baş, 1000 baş hayvan açısından değil, bir bütün sizin de ifade ettiğiniz gibi konuyu her yönleriyle enine boyuna değerlendirdiğimizde çok radikal, gerçekçi müdahalelerin gerektiği ortaya çıkıyor. Ya burada vatandaşlarımız, bir çöl ülkesinde yaşamıyoruz. İklim şartları, coğrafya şartları, hava durumu, su kaynakları, yeşil alanlar, hayvancılık yapmaya elverişli sahamızın çokluğu ve bu konuyu da asırlardan beri insanlarımızda bir hayvancılık kültürü var. Yetiştirme kültürü var, bakım kültürü var. İkna edemiyorsunuz insanları. Ya diyor ki her şey var bu ülkede. Ya hayvancılığı biz nasıl beceremeyiz? Hayvancılığı beceremeyen, bunu yönetemeyen, insanlarını bu işte çabalayan insanları mutlu edemiyorsanız, bunun karşılığını alamıyorsanız bir sorun var demektir. O zaman daha tarafları dinleyen, piyasa şartlarını gözleyen, ekonomik modeller, sağlıklı ekonomik modeller ortaya koymak zorundayız. Bizde sıkıntı şu, anladığımız kadar, gözlediğimiz kadar sıkıntı şu. Biz hiçbir politikayı ısrarla sürdürmüyoruz. Bir, hemen sonucunu hızlı almak istiyoruz. Hemen sonucunu görmek istiyoruz. Oysa hayvancılık konusu gerçekten çığırından çıkmış bir konu. Yapanlar mutlu değil. Ellerinde biriktirdiği hayvanları artık bundan sonra bakamayacağını, bu sürüyü veya damı, ne kadar hayvanı varsa bunu yönetemeyeceğini, çünkü ilaç fiyatları katlandı. Besi fiyatları, yem fiyatları katlandı. Enerji fiyatları katlandı. Su, maliyet, taşınma fiyatları katlandı. Peki piyasaya arz ettiği sütün, hayvansal ürünlerin bedeli katladı mı? Yani dün 2 liraya sütü satıyorsa bugün 4 liraya satabiliyor mu? Dün etini 40 liraya veya 28 liraya kargas satıyorsa bugün 40 liraya 45 liraya mı satıyor? Dolayısıyla veya yumurtayı veya işte hayvancılığın bütün argümanlarına, işte balıkçılığa, arıcılığa baktığında bütün argümanlar, satacağı ürünler katladı mı? Hayır. O zaman bir denge içerisinde yürütemiyoruz. Bir bozuldu bu denge. Şimdi burada yapılacak olan şey, yeniden düzenleyici bir role bürünmemiz lazım. Burada birliklerimizin, damızlık hayvancılığın, et ve süt yetiştiricilerinin, üreticilerin eli çok güçlü değil. Baktığımızda çaresizliğe doğru giden bir durumla karşı karşıyayız ve en ürkütücü olan sonuç şu: köylü, hayvancılık yapan, yetiştiricilik yapan insanlar elindeki sermayeyi, yani bu hayvan varlığını da elinden çıkartırsa, borcunu ödemek için elinden çıkartırsa, biz bunları yerine nasıl yerleştirebileceğiz? Nasıl ikame edeceğiz? Yani sıfırlanırsa bu hadise, bu hayvan varlığını nasıl bir daha yerine koyacağız? O zaman bir durup yeni bir değerlendirme yapmamız lazım. Oluşturacak politikayı, hayvancılık politikasını günübirlik metotlarla değiştirmeyeceğiz. Israrlı bir şekilde bunu sürdüreceğiz. Buna ihtiyacımız var. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi iyi bir planlama ve o planlama da ülkemiz ölçeğine uyabilecek bir planlama. Şimdi bugün baktığımız zaman öyle ırklar seçiyoruz ki bu ırklar, yani hayvancılığı düzeltme adına ithal ettiğimiz ırklar meradan yararlanan ırklar değil. Tamamen hazır bir şekilde önüne yem ya da kaba yem koyulup yemliklerinden yiyebileceği ve ahır ortamında sizi işte çok zahmet etmeden verim verecek. Halbuki Türkiye'de baktığımız zaman biliyorsunuz yem ham maddelerinin çoğu ithal ediliyor. Dolayısıyla maliyetli, yüksek maliyetli bir ürün elde ediyorsunuz. Hem eti hem sütü. Şimdi bu noktadan hareketle
Avrupa'daki ülkelere baktığımız zaman onların iklim kuşağı çok müsait, arazileri çok müsait. Yılın yaklaşık 8-10 ayı yeşil kalabiliyor. Halbuki Türkiye'ye geldiğimiz zaman iki türlü dezavantajımız var. Bunlardan bir tanesi hem ırkımız uygun değil, seçtiğimiz ırklarımız uygun değil. Bir de meralarımızda problem var. Özellikle son dönemlerde çıkan büyükşehir yasasıyla beraber meralarımız amacı dışında ıslah edildi. Yani kullanıma açıldı. Hayvancılık yapanlara da tahsis edildi ama bu son derece kısıtlı bir alanlar. Ama baktığımız zaman Türkiye'de meraların zaten iklim kuşaklarını değerlendirdiğimiz zaman 3-4 ay gibi en fazla yeşil kalabiliyor. Dolayısıyla ırklarımız da o yeşillikten istifade edemiyor. Şimdi Türkiye'de ciddi anlamda sizin de dediğiniz gibi bir planlama hatası yapıldı. Bu planlama hatası eğer tüketici açısından baktığımız zaman tüketimde et ve süt fiyatları artmış olmasaydı bugün hayvancılık sürdürülür bir şekilde düşünülüyor olacaktı. Ama son günlerdeki en önemli sorun aslında bunlar da değil Hüseyin Bey. Son günlerdeki en önemli sorun, şimdi bu hafta özellikle bir Damızlık Birliği Başkanı'nın bir beyanatı vardı. Üyelerinin damızlık hayvanlarını kestirdiğini söylüyor. Ve hayvancılığı bırakacaklarını söylüyor. Neden? Çünkü bir taraftan yem fiyatları 80-90 liraya ulaştı. Ama süt hala çok ucuz fiyata satılıyor. 1.60 TL ya da 1.70 TL'ye satılıyor. Onu da satamıyorlar. Çünkü süt satsalar bile gününde parası ödenmiyor. Bir denge girdiğiyle çıktığı arasında bir dengesizlik açık bulunuyor. Bir de tabii hayvancılık şartlarını ele aldığımız zaman insanlar kendi kazançlarını ve emeklerini karşılayamadığı sürece sürdürülebilir hayvancılıktan bahsetmek mümkün değil. Şimdi burada aslında niye kesiyor? Niye kesmek zorunda kalıyor hayvanına? Önünü göremiyor. Evet. Eğer önünü görse insan dese ki 6 ay sonra bu rakamlar, bu fiyatlar, yem fiyatı şurada kalacak. Benim et, süt fiyatım şöyle olacak. Ve bu 2-3 sene, yani bundan sonra böyle devam edecek diye bir kanaati olsa, bir düşüncesi olsa yine son noktaya kadar bu hayvan yetiştiricisi dayanacaktır, direnecektir. Ama borçları var. Yem fiyatından borçları var. Çeşitli kiralar, bedeller, ücretler var. Bankalarda kredi kartları var. İnsanların çoğunun var. Ve siz sahayı çok iyi biliyorsunuz. Çok uzun yıllar veterinerlik hekimlik yapıyorsunuz. Saha gözleminiz çok yoğun sizin. Yani borçsuz köylü neredeyse kalmadı. Bunu siz yakından müşahede ediyorsunuz. Eğer hayvancılık yapan insanların ya da çiftçilik yapan insanların ekonomik çarkları dönebilir olsa yine dayanacaklar. Ben katılıyorum. Yani o birlik başkanının açıklamalarına aslında onlar çok daha sorumlu açıklamalar yapıyorlar ve ortalıkta bir panik havası veya açıklamalarından doğru hem birliğinin hem kendilerinin zarar görmemesi konusunda çok cümlelerini ölçüyle sarf ediyorlar. Bunların farkındayız. Yalnız bir durumu da görmemiz lazım. Bu ekonomik, bizim hayvan yetiştiricimiz veya çiftçimiz emeğini en iyi şekilde değerlendirir. En zor şartlarda dayanır. En soğuk mevsimlerde, en kötü iklim şartlarında dayanır, çalışır. Oradan yılmaz, onu biliyoruz. Ama iş ticarete, almaya, vermeye geldiği zaman, parasal ilişkilere geldiği zaman bunu çok yönetemiyor. Ve bugün bankalarda, işte bankacı dostlarımız var, konuşuyoruz. Ellerinde biriken arazinin haddi hesabı yok. Her geçen gün artıyor. İcralar kapılarında. Yani sonuç itibariyle hayvancılığı bir master planını yeniden yapmaları lazım ve artık bunu çok uzun süreli götürmeleri lazım. Bakın
birkaç asırdan beri Güney Amerika kıtası dünyanın et ihtiyacını karşılayan Arjantin'den Brezilya'sına, Uruguay'ından Paraguay'ına kadar. Aslında orada da iklim şartları öyle çok fevkalade değil. Ama orada hayvancılık çok önemli bir iştigal alanı, devletin desteklediği, çiftçilerin de birikim halinde, hayvancıların birikim halinde yaptığı bir alan. Şimdi Türkiye'de de bakıyoruz, belli yıllar küçükbaş hayvan, belli yıllar büyükbaş hayvan, belli yıllar büyük çiftlikler desteklendiler. Ama uzun sürede olmuyor bu. Bu politikalarda kesintiler oluyor. Bakan değişimiyle veya aynı partinin hükümet değişiminde bile politikalar değişebiliyor, farklılaşabiliyor, gelişebiliyor. Bazı yerleri durduruyorlar, bazı yerleri daha çok destekliyorlar. Dolayısıyla burada ısrarlı bir şekilde bilinçli ve sürdürülebilir politikaları öne alıp beraber yönetecekler sektörü. Gerçekten sektörün yöneticileriyle, bu işi yapanlarla, meslek insanlarıyla daha iyi işin içine katarlarsa, herkesi bilgisini, deneyimini bu konunun çözümüne yardımcı olacak şekilde yoğunlaştırılırsa bu sorun çözer. Türkiye'nin, devletimizin imkan ve kabiliyetleri sınırlı değil. Çok geniş imkanlarımız var bizim. Tabii burada bunu yönetebilmemiz lazım. Burada doğru söylüyorsunuz. Ciddi anlamda bu sorunu masaya yatırıp gerçekten taraflarla beraber birlikte ülke şartlarını da, ülke gerçeklerini de göz önüne alarak samimi bir şekilde çözülür. Doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum. Bazı izleyicilerimiz var. Sizin bir sözünüzü hatırlatayım ama ben burada. Tam yerine geldi. Size meslek örgütü başkanlığı sırasında da konuşmalarınızdan biliyorum. Ne olacak demiştik böyle bir programda. Siz olsanız nasıl çözersiniz? Sizin bir demeciniz var. Ben 3 senede çözerim demiştiniz. 3 evet. Senede hayvancılığın tüm sorunlarını çözerim. Eti de ucuzlatırım, ithalatı da durdururum. Yani gerçekten bu çözülebilir bir şey değil mi yani? Yani şimdi gerçekten kısa, orta ve uzun vadede ele alırsak çözülür. Ama tabii ben samimi olarak şunu söylemek istiyorum. Bunu çözme iradesi şu an özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda oluşmadı. Neden oluşmadı? Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Gerçekten orada bu sorunun muhataplarıyla hiçbir toplantı yapılmıyor. Yani gerçekten yapıldı gösteriliyor ama burada yetiştirici çok mağdur. İşte mesela yetiştiricimiz bir tanesi diyor ki, Konya Ereğli'den Mahmut Tıraş, kendisi bize iyi akşamlar diliyor ve biz de kendisine iyi akşamlar diliyoruz Mahmut Bey'e. Mahmut Tıraş bizi Konya Ereğli'den arıyor ve diyor ki, buzağı desteklemesi ne zaman yatıyor? Gerçekten çok sıkıntı çekiyoruz. Bari desteklemelerimizi bir an önce ve arttırarak versinler diyor. Yemin çuvalını 40-50 TL'ye alırken yemin çuvalını şu an 75-80 TL'ye alıyoruz. Yani aradaki farka bakın. Neredeyse %100 olmuş. Buradaki buzağı desteklemelerine de acil ihtiyaçlarının olduğunu söylüyor Mahmut Bey. Yine birkaç izleyicimizi okuyayım çünkü bu akşam bir hayli bağlantı geliyor. Özellikle selamünaleyküm diyor Denizli'den Çal İsa Bey Mahallesi'nden Hatice Ayhan. Biz de kendilerine aleykümselam diyoruz, iyi akşamlar. Programımızı takip ettiğini söylüyor. Bir takım konularda Sayın Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımızın açıklamalarından bahsediyor. Ama bu açıklamaları acaba köylüyle yan yana gelip yapabilir mi diyor. Demek ki bayağı bir sıkıntılar varmış Hatice Hanım'ın. İyi akşamlar diliyoruz. Yine bizi arayan izleyicilerimizden ismini ve yerini vermek istemiyor ama bu özellikle bazı ithalatlar var diyor bu hayvansal ürünler, bunları bir an önce durduralım. Yoksa diyor yerli piyasadaki hayvancıların canı çıktı diyor. Yine
Bilecik'ten Kemal Güven iyi akşamlar diliyor. Ve bütün izleyicilerimiz bu akşam gerçekten önemli bir konuya temas ettiniz diye bizlere anlatıyorlar. Bir hayli var, zaman zaman okuyacağız bunları. Yine şeylerde bu ithalatın önünün bir an önce kesilmesi gerekir diyor. Çünkü Türkiye'de tatlı fiyatları 100 lirayı buldu diyor. Onlardan kimse bahsetmiyor ama et neden pahalı, neye göre pahalı diyorlar izleyicilerimiz. Bu şu an mesela köylüden etin çıktığı fiyatla vitrinlerde satış fiyat arasında da %100 farklar var. Özellikle son günlerde soğan ve patateste olduğu gibi yani serbest piyasa koşulları içerisinde her şeyi piyasa şartları içerisinde çözmemiz doğru olmaz mı diyor. Çünkü bırakın diyor, et de süt de kendi piyasasını bulsun ya da gerçekten süt ve et borsasını gerçek anlamda tesis edelim. Ben de şöyle bir şey açmak istiyorum Hüseyin Bey. Şimdi bakıyorum Avrupa'ya gittiğimiz zaman et ve süt borsası var. Yani nasıl bizim ticaret borsamız var. İşte biliyorsunuz bu altın, gümüş ve diğer borsalarımız var. İstanbul borsamız var böyle tahviller konusunda. Ama şimdi baktığımız zaman Avrupa'da özellikle Almanya'ya gittiğimiz zaman bir et ve süt borsası var. Orada yetiştirici birlikleri var. Bu yetiştirici birlikleri gerçekten yetiştiricilerin fiyatlarıyla yani elde ettikleri ürünün fiyatlarının en optimum yani en uygun şartlarda pazarlanmasını sağlıyor. Yani tüketiciyi koruyor, devlet de buna hakemlik yapıyor ve destek oluyor. Şimdi bugün Türkiye'ye baktığımız zaman benim ilgimi çekiyor. Zaten önümüzdeki haftalarda programımıza yetiştirici birliklerini, yetiştiricileri de konuk edeceğiz. Buradan izleyicilerimize söyleyelim. Ama çok ilgimi çeken bir şey yani bunu izleyicilerimiz ya da bu birliklerde görev yapan başkanlar ya da yöneticiler sakın üzerlerine alınmasınlar. Ben sözüm onlara değil. Ama Türkiye'de şimdi süt çok ucuz satılıyor ama hiçbir süt birliği ya da yetiştirici birliği bununla ilgili ciddi bir gayreti, ciddi bir çabasını ben göremiyorum iyileştirme noktasında. Yine Türkiye'de bu kadar hayvan ithal ediliyor. Yerli hayvanlar ya da yerli hayvancılık riske ediliyor. Et konusunda et birlikleri var. Et işte ithal edilerek düşürtülüyor. Yüzlerce ton, yüzlerce miktar yurt dışından getiriliyor. Bunlarda bir faaliyet göremiyoruz. Yani göremiyoruz derken aslında teorik anlamda söylüyorum. Almanya'ya göre ya da bir Avrupa ülkesine göre göremiyoruz. Oradaki fonksiyonları tamamen yetiştiricilerden güç alıyor. Bizde tam tersi mi oluyor acaba bu örgütlerin yapısı? Şimdi aslında yetiştirici örgütleri, üreticiler biraz daha az laf söylemeye başladılar Türkiye'de. Sanki bu piyasada sözleri biraz daha işte ziraat odaları tarzı, bütün esnaf odaları, meslek odaları, akademik odalar. Baktığımızda sözlerinin biraz daha, rollerinin biraz daha önemsenmediğini söyleyebiliriz. Bunlar ne kadar sahaya girerlerse, kendi alanlarında ne kadar daha rol alırlarsa, karar mekanizmalarında, karar alma mekanizmalarına katılırlarsa, sorunların çözümü o kadar kolaylaşır. Ya politikacılar nihayetinde biraz hızlı, netice almak için çok uzun süreli çalışmalara çok yatkın olmuyorlar. Yani kabul etmemiz lazım. Hemen sonucunu görmek istiyorlar. Hemen bir yapalım, açalım, hizmete verelim. Bizim tarafımızdan, bizim zamanımızda yapılmış olsun diye kendileri açısından haklı olabilirler. Çalışma biçimleri, düşünme biçimleri böyle. Oysa gerek ziraatte, gerek hayvancılıkta sıkıntılar var. Aslında zor yılları, 120 civarında tarım ürününü ithal ediyoruz. Hayvanları, on binlerce hayvanı ithal ediyoruz.
Bu her ithal edilen hayvan Türkiye'de üreticinin canına ot tıkıyor aslında. Çünkü onun emeğini değersizleştiriyor, onun alın terini daha ucuza ucuzlatıyor, onun yaşam kalitesini düşürüyor. Bugün sizin de az önce ifade ettiğiniz, işte süt yetiştiricisi, üreticisi sütünü satarken daha pazar gücünü, mücadele gücünü kaybetmiş, pazarlık gücünü kaybetmiş, daha ucuz fiyata veriyor. Ama bu o kadar bir denge var ki tüketicilerin tamamı alım gücü son 5-6 ayda ciddi anlamda düştü. Yani baktığınızda Türkiye'de böyle bir ekonomik bir sıkıntı dönemi var. Bunların yerli yerine oturması lazım. Yani tüketicinin alım gücü yerinde olsa 4 liradan gitsin, 5 liradan alsın sütü. Litresini 5 liradan alsın. Ya bir yerde oturuyorsun, çayın bardağı 5 lira olmuş. Süt 2 lira, 3 lira. Yani hala 3 liraya, 2.75'e kutu sütleri satılıyor. 2.50'ye, 2.50 ile 4 lira arasında kutu sütü satılıyor. Baktığınızda tüketicinin alım gücü yükseldiğinde bunu üreten ve satanın da pazarlık gücü yükselecektir. Tabii endüstriyel taraftan bakıldığında da bunu işleyip yoğurt, peynir, süt, süt tozu yapıp pazarlayan endüstrinin de canını okumamak lazım. Yani şu anda elimizde kalan firmaları korumamız lazım. Onların da ekonomik güçleri, hele böyle işte bu hafta içerisinde mesela ihracat yapan bir firmamızla alakalı kamuoyunda, sosyal medyada bir dalgalanma oldu. Elbette o firma zarar görecektir. Kendini korumak için doğru açıklamalar, yeterince insanları, kamuoyunu doyurucu açıklamalar yapacak. Yapmak zorunda. Bu yerel birikimlerin, yerel sermayenin ürünlerini korumak zorundayız. Şimdi işletmeyi korurken üreticiyi koruyacaksınız. Üreticiyi korurken çiftçiyi, hayvancıyı koruyacaksınız. Ama biz burada sağlığın insanları, sağlıkta söz sahibi olan insanlar, biz halkın sağlığını, hayvan sağlığını, bitki sağlığını korumanın yanındayız. Bizim derdimiz burada, bunu üreten insanlar şöyle akşam ahırdan çıkınca, tarladan çıkınca oturduğunda döktüğü terin, o alın terinin karşılığını alsın, mutlu olsun. İstediğimiz bizim bu. Bunu ucuza yesin insanlarımız. Bugün şimdi, hani geçenlerde bir tartışma vardı. 15 kilo et tüketiliyor ayda diye bir sürçülisan etmişti Sayın Bakan. Sürçülisandı o. Yıllık 14-15 kilo. Ama ayda 15 kilo et tüketen insan da vardır yani. Vardır, o da gut olur. Yani o da sağlık, o bir sağlık sorunudur. Dolayısıyla dengeli, sağlıklı beslenmek lazım. Hayvansal gıdaların hem ucuz, her aile sofrasına getirebilecek kadar alması, tüketmesi lazım. Evet, bugün Almanya standardında, İngiltere standardında, Finlandiya, Hollanda, Belçika standardında değiliz belki. Onun yarısı kadar değiliz. Üçte biri kadar noktalarındayız ama biz planlamamızı, çalışmalarımızı o noktada yapacağız ki halkımız sağlıklı olsun. Halkımız daha iyi çalışsın. Şimdi Tokat'tan yine Hüseyin Altılgan Bey bizi arıyor. Programımızı zevkle izlediğini söylüyor. Biz de kendisine iyi akşamlar diliyoruz Hüseyin Bey'e. Ahırımda diyor hayvan kalmadı diyor. Bu yem fiyatları ne zaman düşecek Hüseyin Bey? Evet, çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Gerçekten 40-50 TL bandında giden yem fiyatları bir anda 75-80 bandına geldi. Dayanılacak da güç yok çünkü gelir aynı. Yine Hüseyin Bey diyor ki biz çiftçi olarak destekleme istemiyoruz. Sadece yem fiyatları ve mazotu ve gübreyi düşürsünler diyor. Yine izleyicilerimize baktığımız zaman şimdi Düzce'den Cafer Pulat arıyor. Diyor ki bu et kesim fiyatları kaç para? Bölgeler arasında değişiklik olsa da Cafer Bey 29 lira bandında gidiyor karkas et fiyatları. Ama bazı bölgelerde 28, bazılarında 30 TL'de olabiliyor. Bir sene önce ne kadardı Sinan Bey?
Bir sene önce yani 2017'de. Aynı. 2016, 2017. 2016'da 26 lira bandındaydı. Ama o zaman yemin çuvalda 40-50 liraydı. Evet. Şimdi yem çok çıktı. Tabii ben, bir izleyicimiz diyor ki ben Konya Emirgazi'den Alaaddin Pala. Sayın hocam biz çiftçiyiz. Yem fiyatları aşırı yüksek. Süt fiyatları su kadar değeri yok. Biz çiftçi olarak dan bitkin haldeyiz. Fabrikalar para kazanıyor. Bizim temsilcimiz vekiller ve Tarım Bakanı olarak dan sağ olsun bizi mezara gömdüler. İşte bazı noktalar var, onları okumuyorum. Yani bu sorunumuzu siyasiler diyor ne zaman çözecek diyor, ne zaman anlayacak. İşte tam da bir fırsat aslında. Türkiye biliyorsunuz fırsatlar ülkesi, yerel seçim var önümüzde. Şimdi siyasiler ayaklarınıza gelecekler. Bu aşmazları onlara kendiniz ifade edersiniz diyebiliriz. Ya burada burada gerçekten bu önümüzdeki Mart ayında yapılacak seçimlerin yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz için halk, mesela büyük şehirlerde bu meraların konusu mahalli idarelerin konusu oldu artık. Mera yönetimlerinde belediye başkanları, belediye meclisleri daha baskın. Çünkü meralar artık büyük şehirlerin kontrolüne geçti. İmar çalışmaları, onların üzerindeki baskılar, su kaynakları, çevre sorunları bence aslında biraz da eğitim modellerine yönelmeleri lazım. Bazı belediyelerimizin tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili faaliyetleri olmasına rağmen bunlar daha böyle reklama değil, daha işin detayına, özüne yönelmesi ve bundan çiftçiler, hayvancılar, hayvan yetiştiriciler yararlanması lazım. Biraz daha bu işleri böyle planlamak gerekiyor. Yine Antalya'dan Hüseyin Çelik Bey arıyor. Diyor ki iyi akşamlar, biz de kendilerine iyi akşamlar diliyoruz. Antalya'ya da selamlar. Madem ki bu ülkede eti, sütü ithal ediyoruz. O zaman yemi de ithal edelim. Bir de şu var diyor, sütte bir birim zam geldiği zaman yem fabrikalarda en az aynı oranda zam yapıyor. Diğer bir konuda süt alan firmalar hayvancılara fahiş fiyatla yem satıyorlar. Bunların önüne geçilmesi gerekmiyor mu diyor. Yani hakikaten sütü toplayan firmalar şimdi son dönemlerde özellikle yemi de bizden alacaksınız diyorlar. Ve standardın üstü yem satıyorlar. Bu da çok önemli. O zaman şuradan bir şey söyleyelim. Bu mesela bazı bakanlıklar rekabetin korunması konusunda standartlar belirliyor. O firma şunu yapamaz, bunu yapamaz diye kural koyuyor ve denetliyor. Aykırı olduğu zaman da çok can yakıcı cezalar, müeyyideler uyguluyor. O zaman meslek birlikleri, yani bu süt yetiştiricileri, et yetiştiricileri, hayvan üreticileri, bu sahanın emekçileri, profesyonelleri, meslek örgütleri o zaman devreye girecekler. Bakanlık nezdinde süt alan firmaların, süt toplayan firmaların yem pazarlamasının önüne geçecekler ve hayvancılık yapan insanları birlik olmaya, toplu yem almaya, kooperatifleşmeye teşvik edecekler. Yani bunun aslında çözümü belli. Çözümü var diyorsunuz. Kooperatif. Rekabet kuruluna da şikayet edebilirler. Tabii yani rekabet bu işi düzenleyebilir aslında. Bakın belki de hayvancılıkla ilgili yapılan birçok programdan farklı bir şey söylüyoruz aslında. Bunu birçok bakanlık yapıyor. Yani yetki verdiği, özelleştirdiği kurumlarda diyor ki sen şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu yaparsan ceza. Ve bunu çok ciddi de denetliyorlar. Tarım da bunu yapabilir. Hayvancılık alanında da bu çok yapılabilir. Ve bundan hem çiftçilerimiz hem hayvancılarımız faydalanabilirler. Yine İnegöl'den bir izleyicimiz Ayhan Çankaya bizi aramış. İyi akşamlar diliyoruz Ayhan Bey'e ve İnegöl'e. İyi akşamlar diyor Sinan Bey. Hayvancılık yapılması gereken yerlerde yapılmıyor. Hayvancılık Ardahan'da sıfır maliyette besi yapılıyorken genç yok. Yani
hayvancılık yapacak işçi yok diyor. Teşvik edici bir şey yok ama Marmara'da maliyet çok yüksek olmasına rağmen hayvancılık yapılmaya çalışıyor. Her şey pahalı Marmara'da. Elektrik pahalı, su pahalı ve tabii ki et de pahalı olacak. Bu gençleri köylere geri döndürmek için teşvikler verilmeli. Meracılık daha fazla teşvik edilmeli diyor. Biz de zaten Ayhan Bey programımızda özellikle bu anlattığınız teoriler üzerinde duruyoruz. Bunlar çok önemli. Aslında Ayhan Bey'i tebrik ediyorum. İşin özetini kendisi veriyor. Ya biz doğal olarak Doğu Anadolu bu hayvancılık için asırlardan beri bir menba. Oranın kendine has kışa, soğuk iklimine, yüksek rakıma dayanıklı bir çeşitli ırkları var o bölgeye has. Daha ucuz maliyetle kombinalar vardı bizim o bölgelerimizde. Et balık kurumunun birçok kombinası vardı. Entegre işler yapıyordular. Kombinalar gitti. Sesleri çıkmadı, sahiplenmediler, sahip çıkamadılar. Şimdi bakıldığında yine o işi doğru yaptığımız bol ve bereketli anlayışa dönmemiz lazım. Dönersek yani biz bunu bir defa yaptık. Birçok defa yaptık. Biz et ihraç eden, hayvan ihraç eden bir ülke değil miydik? Evet. Bu insanlarla yaptık. Bu yaylalarla, bu ovalarla, bu meralarla yaptık. Hem de daha zor şartlarda. Daha zor. Şimdi teknoloji var, bilgi var, elektrik var, su kaynakları daha efektif kullanılıyor, doğru kullanılıyor. Dolayısıyla buralara dönmemiz lazım. Biraz kooperatifleşmek lazım. Yem maliyetlerini düşürücü, işte yemi belki devlet sponsor edecek, daha ciddi, uzun vadeli. Bu tarım kredi kooperatifleri sadece gübre işinden ziyade bu yem fabrika, bunların gübre fabrikaları, yem fabrikaları, artık çiftçinin, Ziraat Donatım Kurumu vardı daha önce. Ziraat Donatım Kurumu çiftçinin ve işte hayvancılık yapanın, genelde çiftçileri ve hayvancılar iç içe. Hüseyin Bey, bu söylediklerinizin hepsini birleştirdiler. Belki de gerçekten eskiye nazaran da, ben de inanıyorum, eskiye nazaran da çok ciddi hayvancılık ve tarıma teşvikler var. Bütçeden çok ciddi kaynaklar aktarılıyor. Evet. Acaba burada bir organizasyon noksanlığı mı söz konusu? Dağınık gidiyoruz. Evet. Kaynağı çok kullanıyoruz. Kaynak var. Kaynak. Ama verimli şimdi, kullanamıyoruz. Verimli yani. Kullanamıyoruz ve şimdi bakın bu lafımızın üzerine şey de gelir. Dinleyicilerimizden yorum da gelir. Bunu kullanıcılar, yani hayvan yetiştiricileri doğrudan teslim alamıyorlar. Çiftçiler bu kaynağı doğrudan teslim alamıyorlar. Bununla ilgili bunun düzenlenmesinde, akışında bir sorun var. Biraz önce ne dedik biz? Politikada ısrarcı ve ileriye dönük sabırla bir politika sürdürmemiz lazım. Geçen senenin, bu senenin başlarında 300 koyun projesi vardı. Çok heyecanlıydı. 300 koyun. Ya bir sene geçmedi. 300 koyun verilecekti. Vatandaşımızın sözü üzerine ben de hatırlattım bunu. Şehirde işte temizlik görevi yapan, işte hastanelerde çalışanlar, asgari ücretle çalışan insanlar köye dönecektiler. Tarlasına dönecektiler. Ayda işte şu kadar para kazanacaktılar. Yılda 200 milyar para kazanacaktılar. 300 koyunu olacaktı. Devlet bunları verecek. Ne oldu o proje? Bunu söyleyen bakandı. Bakanlıktı. Demek ki bunlara ihtiyaç yok. Orada bizim bir vatandaşımız, biz bu konuyu eleştirirken, yorumlarken vatandaşımız dedi ki ya bırakın 300 koyunu 30 tane versinler. Hatta ben de o görüşteydim. 30 tane. Ne oldu? O zaman masa başında taraflarla, bu hayvancılığı yapan veya et ve süt üreten bu işin kimse tarafları, onlar gelsinler, otursunlar, konuşsunlar, çalışsınlar. Bir ay, iki ay, üç ay ortaya böyle dört dörtlük bir proje çıkartalım. Projeler çıkartalım. Ve o projeleri bunu yapanlar da feragat yapsınlar, feragat etsinler bazı imkanlardan. Devlet de bir takım işlerden feragat etsin. Teşvik yaparak bu işi yürütelim. Yani şimdi, yürütülebilecek konular bunlar. Yine Muzaffer Çilingir iyi akşamlar diliyor bize Sakarya'dan. İyi akşamlar hocam diyor. Bilginiz var mı diyor. Hazine yeri kiralayabilir miyim?
ekilmez yer hayvancılık yapmak hakikaten zor. Ama gerçekten bu hazine yerleriyle ilgili çok yakın zamanda, ayın 19'una kadar geçti. Muzaffer Bey takip etmedi bunu. Yok, orada bir sorun yok. İstediği zaman kiralayabilir. Ama orada başka bir şey var. Hazinenin, milli emlakın mevzuatından kaynaklanan bir şey var. Diyelim ki vatandaşımız orada milli emlakın, hazinenin bir 50 dönüm, 10 dönüm yeri var. Orada da diyor ki, bir düşünüyor, ben burada hayvancılık yapabilirim. Gidiyor, dilekçesini veriyor. Şu ada, şu parselde hazinenin yerini kiralamak istiyorum hayvancılık yapmak için diyor. Tamam? Evet. Şimdi peki ne oluyor? İlana çıkıyor. Birçok insan oraya gelip talip oluyor. Yani 1000 lira değeri varsa oranın 5000 liraya çıkıyor veya daha yüksek maliyetlere çıkıyor. Bunu da düzenlemek lazım. Zirai amaçla, hayvancılık amacıyla bu hazine arazilerin kiralanmasında şartları daha iyi sürdürebilmemiz lazım. Evet izleyicilerimiz, Ekimce Bakış olan hızıyla devam ediyor. Bir aile yurdumuzun değişik yerlerinden izleyicilerimizin bizi arayıp fikir, görüş ve önerilerini bildiriyorlar. Ama görüşlerini okuyamadığım izleyicilerden şimdiden özür diliyorum. İkinci bölümde okumaya çalışacağım. Siz bize fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yazmaya devam edin. Kısa bir reklam arasından sonra buluşmak üzere. Reklamlar. İyi akşamlar izleyicilerimiz. Ekimce Bakış programının ikinci bölümünde yine Doktor Hüseyin Serdar ile sizlere Türkiye'deki hayvancılık ve hayvancılıkta uygulanan modellerin neden çöktüğüyle ilgili, bu hafta basında çıkan, bu tabir bizim tabirimiz değil tabii, basında ortak tespit ettiğimiz bir şey, bununla ilgili makaleler var. Şimdi hayvancılık, özellikle bizi izleyen izleyicilerimizden de bu akşam biz bir hayli soru, görüş ve öneri aldık. Birazdan okuyamadığım izleyicilerimizin de mesajlarını okuyacağım. Ama şöyle, yurdun hemen hemen her yerinden bizi arayan izleyicilerimiz ve birinci bölümde de özellikle üzerinde durduğumuz en önemli konunun artan yem maliyetleri ve enerji giderleri, mazot, gübre vesaire, bunlar hayvancılık yapan, sürdürülebilir bir hayvancılık modelini çiftçi kardeşlerimiz elimizden aldığını söylüyor. Yani ortak bir payda bu birinci bölümde. Şimdi tabii özellikle siz de birinci bölümde Hüseyin Bey karkas et fiyatları ile ilgili söylediniz. İşte geçmişte 40-50 TL bandında yem alırken köylü, şimdi bugün o günde hayvanlığı 28-29 TL'ye et olarak, karkas olarak veriyordu, satıyordu. Sütün de 1.25 ile 1.50 arasında satıyordu. Ama yem 40-50 TL bandındaydı. Şimdi bugün yem 75-80 TL bandına geldi. Ama et fiyatı 29 TL. Süt fiyatı da 1.60 kuruş ortalama. Bundan azı var, çoğu var. Şimdi birkaç izleyicimiz de özellikle Bursa'dan Hüseyin Erbay bizi şeyde aradı. Biz buradan kendisine iyi akşamlar diliyoruz Hüseyin Bey'e. Hüseyin Bey diyor ki 29 TL değil et fiyatı diyor. Kasaplar diyor bunun sakatatını ve derisini alıyor. Dolayısıyla diyor et 26 TL'ye geliyor. Ama yine bir kasap arkadaşımız bizi arıyor. Diyor ki siz diyor buna bakmayın diyor. Ben eti diyor aldığım zaman değerli kısmı var, değersiz kısmı var. Dolayısıyla firosu var, firo var. Ben hemen paraya dönüştüremiyorum ama hemen parayı veriyorum. Yani kısacası satan memnun değil. Üreten memnun değil, tüketen memnun değil. Biz bu işi nasıl çözeceğiz?
İşte ilk programın başında da söyledik. Bu böyle tek bir alanı düzeltmekle toparlanacak bir konu değil. Bunlara bütüncül yaklaşmak lazım. Bir politika oluşturmak lazım. Ürünü, ilacı, yemi, enerjiyi, nakliyeyi bütünüyle baktığınız zaman insanların gelir düzeyini, ödeyeceği vergisini, devletin araya koyacağı, ortaya koyacağı teşviği, pazara inecek veya işletmeye gidecek bu seyir içerisindeki tüm gelişmeleri bir paket olarak görmek lazım. Aksi takdirde yapacak köylüyü desteklersiniz, ürünü çoğaltırsınız, bu defa başka tarafta malın fazlası rakamı düşürtür, emeği düşürtür. Bir denge oluşturmamız lazım. Burada benim bu işe bakışım, bu işin tarafları ne kadar tarafı varsa oraya girecekler, sözlerini söyleyecekler, oluşturulacak politikayı birkaç sene hiç oynamadan ısrarla, sabırla devam ettireceğiz. Yani bu sürmesi gereken, devam etmesi gereken bir istikrarlı uygulamaları sonucunu görmemiz lazım. Yoksa milli eğitime döner bu iş. Her sene birkaç değişiklik yaparsanız sene sonu geldiğinde sınav nasıl olacak, çocuk nasıl yerleştirilecek, geçen sene öyleydi, bu sene niye, işte bu mahallede oturan buraya niye yerleşemiyor? Yani milli eğitimde de nasıl politikalar sık sık değiştirilince sorunlar artıyor, hayvancılık, yetiştiricilik ve bunların pazarlanmasında da sorunlar aynı bakış açısıyla yönetildiği için oluyor. Oysa bakacaksınız politika oluşturulacak ve bu devam edecek. Devam ederse ortaya çıkacak olan eksiklikleri toparlamak vatandaşların yararına. Yani burada ayrım gözetemezsiniz. Siz zaten bunu hayvanı yetiştiren insan da istemez. Yani ben çok kazanayım, varlığımı sürdüreyim ama bunu alan insan kolay almasın. Zaten o zaman satamaz ki. Bunu çok değerli hale getirirseniz, çok paraya satarsanız öbürü alamaz çünkü alım gücü düşmüş. Herkeste aynı sorun var. Dolayısıyla bir denge içerisinde, bu çok uzun vadede değil. Uzun vadede değil. 5-6 ay sonra, gelecek senenin ortalarında belki yaza doğru bu iş normalleşebilir. Bunun normalleşme sinyali ben değil, siz değil. Bunu, bu politikaları sürdüren, bu kararları çıkartan, kanunları, mevzuatı çıkartan devlet katı, yani bakanlıklar, hükümet verecek. Bunu yapabilir mi? Evet yapar. Yani ithalatı bir kararla başlatan irade bir kararla sonlandırabilir. Hayvan ithalatını sonlandırdığınız zaman birçok şeyi düzenleme ve gerçekleştirme şansına sahip oluruz. Bence bu, yani bence değil tabii. Ben hayvancılık yapan bir insan değilim. Ancak sıkıntıyı görüp bunun nasıl çözüleceğine dair insanları dinlediğimizde, konuşmaları, yayınları takip ettiğimizde çözüm yolları belli. İlla o işin içerisine girmeniz gerekmiyor. Burada insanların rahatsız eden bir ithalat politikası var. İthalatın da bir detayına girmiyoruz tabii. Sağlıksız tarafı var. Hastalık oluşturan tarafı var. Güvensiz gıda tarafı var. Biz oraya girmiyoruz. O başka bir programın konusu. Ama ithalatı keseceksiniz. Hayvan yetiştireceksiniz. Hayvan üreteceksiniz. Teşvik edeceksiniz. Onların bakım ücretlerini en azından bankalar düşük krediyle yani esnaf kefalet... Şimdi burada Hüseyin Bey kusura bakmayın ama şimdi doğru söylüyorsunuz. Yani söylediklerinize aynen katılıyorum. Ya bu sıkıntılı dönemi geçmemiz lazım. Ama o sıkıntılı dönemde şimdi tamam hayvan ithal ediyorsanız o zaman yem de ithal edin. Yemi de düşürtün. Yerli hayvancılık rekabet etsin o zaman. 30 TL'ye çuvalını 50 kilogramlık yemi verin yetiştiriciye. Siz de rekabet etsin. Sadece Türkiye içerisinde değil. O zaman bölge coğrafyasındaki hayvancılık yapan ülkelerle de rekabet eder. Evet, bunu aynen söylüyor bizim vatandaşlarımız. Şimdi bakın burada bir izleyicimiz Ali Atık Manisa Akhisar'dan bizi arıyor. Ali Atık Bey'e buradan iyi akşamlar diliyoruz.
Meraları diyor kiraya verdiler diyor. Bakın mesela bu izleyicimizin derdi de bizim birinci bölümde ele aldığımız konu. Amacı dışında meraların tahsisi. Meraları kiraya verdiler. Badem ekildi, ceviz ekildi. Özellikle son dönemlerde bir furyaydı ceviz ekilmesi. Keçileri yasakladılar ormana, zarar veriyor diye. Meralar 49 yıllığına kiraya verildi. Hayvancılıkla alakası olmayan kişiler meraları kiralayıp bir kısmı da diyor hayvan aldı diyor. Hayvanlar bahane. Burada bu meraları, ormanları farklı amaçla kullanıyorlar diyor. Yine genç çiftçi projesi diyor. Hayvan dağıttılar. Hayvanların ne ırkı belli ne cinsi belli diyor. Dolayısıyla diyor bu hayvanların bir kısmı dişiydi, doğurdu, 8-10 kilo süt veriyor diyor. Elde tutmak mümkün değil ama satamıyoruz diyor. Yani şimdi yetiştiricilerimizin birçoğunun böyle şeyi var. Bizlere Afyon'dan yine Ankara Haymana'dan arıyorlar. Yine Haymana'dan arayan izleyicimiz diyor ki damızlık koyun keçi birlikleri diyor. Kendileri diyor damızlık hayvanları yönetimlere dağıtıyorlar diyor. Yetiştiriciye ulaşmıyor. Yine bu hayvancılıkta istenilen şartları diyor izleyicimiz başka bölgeden arıyor ama Maraş'tan arıyor. İzleyicimiz diyor ki hayvancılık kredisi alacağımız zaman birçok kefalet isteniyor, kefil isteniyor, tapular isteniliyor. Müstakil tapu bulamıyoruz diyor. Dolayısıyla buradan bir takım kredilerden de yararlanamıyoruz. Çok zorumuz var diyor. Yine Denizli'den bir izleyicimiz arıyor. Denizli'deki izleyicimiz yem fiyatları çok yüksek diyor. Yine Diyarbakır'dan bizi bir izleyicimiz arıyor. Bu birlikler diyor tüccarlık yapıyor diyor. Bizim dertlerimize çok ilgilenmiyor. Samsun'dan bir izleyicimiz arıyor. O da hayvancılıkta eti ve sütü değerlendiremiyoruz. Yem aşırı yüksek. Hayvancılığı böyle giderse önümüzdeki ay bırakacağız diyorlar. Bir saniye. Yine Edirne'den arayan bir izleyicimiz diyor ki ilaç fiyatları çok yüksek. Düzce'den arayan bir izleyicimiz diyor ki 90 TL'ye aldığımız ilacı şu an 140 TL'ye alıyoruz. Yani bu sadece tabii yem fiyatları değil, sağlık giderleri de bir hayli yükseldi. Çünkü sağlık giderlerinde de dışa bağımlı bir halimiz var. Yani baktığımız zaman hakikaten hayvancılık sürdürülebilir bir modelden yavaş yavaş elini eteğini çekiyor. Ama bu ülke bizim. Bu insanlar da bizim insanlarımız. Bence hayvancılık yapan insanların hakikaten eli öpülesi insanlar. Çünkü gecesi gündüzü yok. Gerçekten ben biliyorum şimdi havalar çok soğudu. Ama onlar inanın soğukla cebelleşiyor. Gecesi gündüzü inanın savunundan tutun bakımına kadar çok zor şartlarda hayvancılıkla uğraşıyorlar. Bunun mükafatı mutlak surette elde ettikleri gelir olmalı diye düşünüyorum. Bunu bir an önce sağlamamız gerekiyor. Yani dünyanın her tarafında hayvansal ürünler, hayvansal gıdalar bir değerdir. Yani insanların asla vazgeçemeyeceği beslenme kaynakları. Aslında stratejik de bir üründür hayvancılık, ziraat, tarım. Yani siz mısırı, buğdayı, pancarı, pirinci es geçemezsiniz, yok sayamazsınız. Bunların bölge olarak hangisine iklimimiz müsaade ediyorsa bunları yetiştirmek zorundayız. Bunları dışarıdan alamazsınız. Zor zamanlar vardır.
Bunlar olduğu zaman un varsa, şeker varsa, yağ varsa sorunumuzun önemli bir bölümünü çözüyoruz. Ya biz beslenme ihtiyacımız var. Bu toplumu sürekli ithal ürünlerle, yani ne kadar güvenilir olursa olsun, ki tartışmalı, gıda güvenliği başlı başına bu ülkenin en tartışmalı sorun alanlarından bir tanesidir. Ama bunu sürekli ithalatla çözemeyiz. Yani zaten üretim bu insan, yani Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelir kaynaklarından bir tanesidir tarım ve hayvancılık. Elde ettiğimiz geliri bir de ithalatla yok edersek gerçekten birkaç sene sonra çok fakr-ı zerre çekeriz. Biz elimizdeki imkanları doğru yönetmek zorundayız. Doğru planlama yapmak zorundayız. Siz hayvan yetiştiren insana ucuz krediyi verirseniz o hayvanı öldürmez, satmaz, kesmez. Bunun karşılığını verir. Denetiminizi yapın, sağlık gözetiminizi yapın, veterinerlerinizi, teknikerlerinizi görevlendirin. Tarımda ziraat mühendislerini, ziraat teknisyenlerini, teknikerleri görevlendirin. Kredinizi verin. Yani bankaların elinde. Niye oyuncak yapıyoruz biz bu insanları? Bu insanlar canlarından bıkmışlar. Oysa biz bilmiyor muyuz Türk milletinin ne kadar sabırlı, ne kadar fedakar, ne kadar cefakar insanlar olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. En zor şartlarda dayanıklı insanlar, şükreden insanlar, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyen insanlar. Şimdi, biz desteklememiz lazım bu sektörlere. Şimdi tam bu sırada gerçekten bu dediklerinizi çiftçi fazlasıyla yerine getiriyor. Bu tarımda da böyle, hayvancılıkta da böyle. Fakat şimdi bakıldığında hakikaten kar marjlarına bakıldığında çiftçinin eline para girmiyor. Neden girmiyor? Çünkü o dediğiniz özveriyi sürekli içine atıyor. Mesela bir örnek vereyim. Ben Bursa'da çalıştım 30 yıl kadar. Şu an gençler ne tarım ne hayvancılık yapmak istemiyor. Yaş ortalaması şu an 50 bandının üstünde tarım ve hayvancılık yapan. Şimdi 50 yaş ve üstünde olan bir nüfus köyde tarım ve hayvancılık yapıyor. Gençler çoğu asgari ücretle ya da çok daha zor şartlarda şehirlerde yaşıyor, köylere dönmüyor. Çünkü oradaki ortam, çalışma şartları onları cazip kılmıyor. Böyle de bir sosyolojik tarafı var. Yani yarın ileride bu 50 yaş bandını da küstürürsek biz ne kalacak elimizde? Ne kalacak elimizde? Yani bunu şu anda bölge karışık, hadi Suriye'den, Irak'tan gelen insanlar var. Onlar hadi çalışıyorlar tarımda, geçici mevsimlik işçi veya sanayide. İlaneye burada kalmayacaklar. Yine biz bize kalacağız. Bakın, biz millet olarak hayvanla işçe yaşamış Türkistan'dan bu topraklara 10 bin sene önce gelirken, ki 1070 bizim son gelişimizdir, 1071'ler, 1000'li yıllar bu topraklara son gelişimizdir büyük kitleler halinde. Binlerce yıldır biz hayvanlarla, hayvan kültürüyle iç içeyiz. Yani hayvancılığı, keçiyi, koyunu, mandayı, ineği, atı, yani her türlü hayvanlarla beraber bir yaşam kurmuşuz biz. Bugün isteseniz de işte Anadolu yörükleri, isteseniz de keçi sürülerini, koyun sürülerini bırakmıyorlar. Ama hani bıçak kemiğe dayandı diye bir deyim var. Çoban bulamıyorlar. Evet, evet. Çoban bulamıyorlar. Milli emlaktan arazi olmasalar bile toplulaştırıp köylüler Balıkesir tarafında insanlar daha bilinçli toplulaştırıp tarlaların bir kısmını hayvan otları için, kendi tapulu yerleri hayvan yetiştirmek için yap, ama çoban bulamıyorlar. Şimdi yani bir köyün gerçekten garibi, yaşlısı, çok fazla işte dikiş tutturamayan insana gel çobanlık yap demek, o çok da akıllı bir iş değil. Ya çoban kaç bin, ne kadar koyun teslim edilir Sinan Bey? Siz daha sahadasınız.
Yani bir çobana teslim edeceğiniz koyun sayısı ne kadardır veya sığır sayısı? Ya ortalama tek bir çobansa 100-150 adet. 150 ki bu 500'e 600'e... Şartlara göre de değişir. Arazi şartlara yani bir göre koyun 700-800 lira. 100 tane koyunu teslim ettiğinizde büyük bir sermaye teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla o insanın da sağlıklı, dikkatli, dinamik, sürüyü koruyacak, çoğaltacak insan olması lazım. Onun da geçim için bir asgari ücretten daha fazla, belki 2 asgari ücret, 3 asgari ücret maaş alması lazım. Yani o da kendini mutlu hissedecek, sosyal güvenliği olacak. Şimdi tarıma, hayvancılığa böyle bakmamız lazım. Ya işte biraz tohum verelim, işte tarlası da var, dönüm başına da 3-5 kuruş para verelimle bakarsak bu sosyal meseleleri çözemeyiz. Aynı şehirde yaşayan insanları devlet sağlığından, ulaşımından, barınmasından, eğitiminden nasıl kapsıyorsa bunu güvenlik altına, anayasal güvence altına alıyorsa, hayvancılık yapan insanlarımızın da sağlığını, eğitimini, ulaşımını, sigortasını... Yani cazip hale getireceğiz. Şimdi bunun başka yolu yok. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bazı izleyicilerimiz var, böyle önemli katkıları var. Onları da ifade edeyim. Özellikle Antalya Sirik'ten arıyor bir izleyicimiz. İyi akşamlar diyor, selam söylüyor. Şükür. Biz de aleyküm selam diyoruz. Olsun. İyi akşamlar diliyoruz. Diyor ki şu an sizi izliyoruz. Gidişat durum nasıl diyor. Sizce nasıl gözüküyor? Aslında biz sormamız lazım. Bir çuval gübre 130 TL idi diyor Mayıs ayında. Şimdi diyor, pardon, Mayıs'ta 70 TL idi. Şimdi ise 130 TL diyor. İlaçlara ve diğer giderlere sormayın diyor. Yine Sakarya'dan, Taraklı'dan bir izleyicimiz arıyor. Samet Çakır. Hibe destekli hayvan başvurusunda diyor, kayıt yaptırmak için 900 TL para isteniyor. Bu çok değil mi diyor. Evet, burada gerçekten Samet Çakır, bu para çok, hem hibe destekli bir şeyde. Yine Malatya'dan, Arapkir'den Hüseyin Gözü Büyük arıyor. Bu hayvancılık böyle giderse daha da çöker ve hayvancılık yeniden dirilmez. Devlet sürekli dışarıdan et ve süte ithal eder diyor. Köylünün malını alıp yerli hayvancılığa çok ciddi destekler vermek lazım diyor. Yine bir izleyicimiz, bu da çok ilginç olduğu için söylüyorum. Aradığı bölgeyi yazmamış ama diyor ki kırsaldaki aile işletmelerine destek vererek hayvancılığı çökertiriz diyor. Tam tersini söylüyor. Bizim programımızda söylediğimiz aile işletmelerinin canlandırılmasının tam tersini söylüyor. Biz diyor daha az alanda daha çok hayvan besliyoruz. Sağlık problemleri olmasa da diyor sadece tohumlama için veteriner çağırıyoruz diyor. Ama Sinan Bey, bu arkadaşımız, vatandaşımız haklı olabilir. Yani Ege, Marmara, Trakya bölgesinde belki haklı olabilir. Yani daha düşük alanlarda besicilik, daha işte büyük baş hayvan veya küçük baş hayvan yetiştirebilir ama biz hayvancılığı sadece et üretimi olarak düşünmeyin, sadece süt üretimi olarak düşünmeyin. Hayvancılığın ve ziraatin tarım sosyolojik, demografik özellikleri var. Yani insanları doğduğu bölgelerde, yaşadığı yerlerde mutlu olarak, gelir sahibi yaparak, sosyal güvenliğini de temin ederek yaşatmamız lazım. Yani devletin öyle bir görevi var. Şimdi bu göçü artırır bu iş. Bu arkadaşımızın söylediği büyük işletmeler için bazı haklı olabilir. Hiç haklı tarafı yok. Hayır, yani küçük işletmeleri teşvik etmek zorundayız. Ben, bölgesel özellikler tabii var. Biz farklı bir şey söylüyoruz. Arkadaşımız farklı kendi bir şey açısından söylüyor. Kendi açısından bakın, Ege'de siz daha iyi bilirsiniz ama Ege'de, Marmara'da, Trakya'da daha az birim olarak, daha az yerde, daha çok hayvan beslemenin birim maliyeti düşük olabilir. Buraya daha entegre olacağı için. Bunu eğer MERA'yı kullanmıyorsanız, bakın ben tekrar evet söyleyeyim. Girdik kaynaklarını düşürücü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, özellikle Karadeniz bölgesinde MERA'yı kullanmıyorsanız toplu hayvancılığın hiçbir karı yok. Ben size çok net söyleyeyim. İstediğiniz kadar bölgelerde çok daha fazla yapın. Tokat'tan yine
Bir izleyicimiz arıyor. Özellikle yine yem fiyatlarını dile getiriyor. Söke'den Fahri Arıcı arıyor. Ben özel şirkette çalışmayı bırakıp birikimlerimle hayvancılık yapmaya başladım. Sağ olsun bu siyasetçiler 2 yılda tüm birikimimi yediler. Bizi yüzüstü bıraktılar. Bakanlar, ekonomistler bu işi yapsınlar, biz artık bırakıyoruz diyor. Bu da çok farklı yaklaşıyor. Kırsaldaki işletmelerden yine arkadaşımız cevap veriyor ama şöyle 100 gün bile meradan yararlanamıyorum diyor izleyicimiz. Biz bunu birinci bölümde anlattık. Türkiye'de 2-3 ay maksimum 4 ay yararlanır. İklim şartları açısından daha uzun yararlanan bölgelerimiz de var. Özellikle Akdeniz bölgesi ve Karadeniz bölgesi. Bilhassa Karadeniz bölgesi. Artvin, Rize, evet, işte. Yararlanılıyor ama maalesef oradan da istediğimiz tarım yapılmıyor. Şimdi toplu Ankara'dan yine bir izleyicimiz var. Tarım desteklenmesini istiyoruz. Hayvancılığın desteklenmesini istiyoruz. İthalata da kesinlikle karşıyız diyor izleyicimiz. Böyle bir hayli şey var ama programımızın da sonuna geldik. Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman gerçekten biz özetleyecek olsak birkaç kelime ile nasıl özetleriz? Bu hayvancılık meselesi, hani Asiye nasıl kurtulur? Bir film, Asiye nasıl? Hayvancılığı kurtarmamız lazım. Hayvancılık yine eski günlerindeki gibi ayaklarının üzerine oturan bütün dengeleriyle belki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kendi bitki örtüsüne, iklim şartlarına uygun ırklarla, teşviklerle bir de yeniden yapısal politikaları benimsememiz lazım. Et kombinatları, yani yerli ve milli olacak. Mezbahaneler, entegre et işletmeleri, yani et balığın 70'li yıllarda oluşturduğu o felsefeyi yeniden hakim kılacağız. Ya köylü veya bu çiftçi bilecek ki ben etimi şu birim, sizin borsalardan bahsettik birinci bölümde, et borsaları, süt borsalarından bahsettik. Bunları biz bölgesel olarak oluşturabiliriz. En azından bu işi yapan insanlar, hayvancılıkla iştigal eden insanlar bunun ekonomik döngüsünü, dönüşümünü görmeleri lazım. Yani sadece Kurban Bayramı'yla bu hayvan trafiğiyle yönetilemez bu işler. Son olarak bir kelimeyle nasıl kurtarabiliriz? Bir kelimeyle kurtarılacak olsaydı çoktan kurtulurdu bu mesele. Doğru politikalarla hayvan yetiştiricilerinde içinde olduğu elini taşın altına sokacaklar. Yetiştirici damız birlikleri, damızlık hayvan birlikleri, yetiştirici birlikler, üreticiler hepsi girecek. Devletle beraber bu işi yeniden planlayacaklar. Yoksa gündelik politikalarla asla bu işlerin altından kalkamayız. Durum daha da kötüye gider. Çabaladıkça, gayret ettikçe batar. Yalnız ben müsaadenizle bu program herhalde bir daha gelmeyecek. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Biz bu işlerden bahsederken Öğretmenler Günü'nde tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nde kutluyoruz. Daha iyi eğitim modelleriyle eğitimcilere, öğretmenlerimize, hocalarımıza da saygılarımızı, şükranlarımızı bu vesileyle de iletmek istiyorum. Evet. Evet izleyicilerimiz, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ben de buradan bütün bizi izleyen ve de Türkiye'deki bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onlara iyi bir gelecek, güzel bir yeni yıl 2019'da daha mutlu bir şartlarla, ekonomik şartlar, sosyal şartlar ve çalışma şartlarıyla karşılayacaklarını ümit ediyorum. Evet izleyicilerimiz, hayvancılığın kurtuluşu programımızın içerisinde de ele aldık. Yerli ve milli olmalıdır diyoruz. Ve bir sonraki programda farklı konuyla karşılaşmak üzere şimdilik size iyi akşamlar diliyoruz.